Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah feyzimizi artırsın. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak bakayım ne verecek bu akşam bize. Mesnevi Nuriye birkaç yerden okuyacağım. 126, 210, 122, 89 sayfalardan okuyacağım. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler, piyasadaki insanlar. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler. Münevver, biz biliyoruz, biz işi biliyoruz diyenler. Umuru diniyede, din işlerinde, yani Allah'ın açık emirlerinde, Allah'ın açık emri şu: yap, yapma, yap, yapma, git, gitme, de, deme net emirlerinde, musamaha veya teşebbühle Medinelere yanaşmayın. Din işlerin, dini sahibi sen değilsin, ben değilim. Dinden taviz vermeye hakkın yoktur. Yapmasan yapmayabilirsin. Ama kürsüye çıktığın zaman, insanlara hitap ederken o da olur. O da caiz. Deme hakkın yoktur. Çünkü dini sahibi sen değilsin. Dini sahibi sen de değilsin, ben de değiliz. Bize ne düşüyor şimdi? Umuru diniyede, din işlerinde, bu ticaret değil, bisiklete binmek değil. Musamaha veya teşebbühle, yani onlara bir şey anlatacağım gibi onlar gibi gözükme. Onlar gibi gözükürsen ne farkın var ki? Nasıl bir özelliğin var ki sen olmak istesin o? Onlar gibi yiyorsun, onlar gibi giyiniyorsun, onlar gibi konuşuyorsun, onlar gibi yaşıyorsun. Senin gibi niye olsun ki? Ne farkı var? Almanların dediği gibi. Osmanlı geliyor dediler, tamam mı? Treni karşıladılar. Halk Osmanlı ya. Almanya işçi gidiyor. Allah Allah, tamam. Acayip da muhamma yani. Osmanlı'nın torunları geliyor Almanya ilk. Baktılar Allah'a indiler. Ha, bizim gibi adamlar. Sonra baktılar ki bizim gibi içki içiyorlar. Bizim gibi gayrimeşru yaşıyorlar. Bizim gibi yiyorlar. Allah Allah, neresi bunun şeyi ya? Demişler. Yani arkadaşlar, düşüncelerimizde ondan farklı olmak yetmiyor. Artık bilgiye ulaşmak o kadar zor değil. Parmağına tak tak tuşlarla interneti varız. Önemli olan onlara bir şey anlatmak için değil. Bakın, derenin başında dahi olsanız, suyun başında dahi olsanız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iktisatla suyu alın diyor. Ne alakası var şimdi? Su mu bitecek? Suyun kendisi değil o. Senin ona verdiğin ihtiram, ona verdiğin değer. Yani şu, bana Almanya'da dediler ki, cenaze evine gittim. Çok ilginç de. Ben gelmeden önce biraz mübalağa etmişler evde. Şöyle böyle bir adam gelecek diye. Gittim. Felsefe öğretmeni varmış, Karavalık. Kadınlar da öteki tarafta anım şeyi yapmışlar, mikrofon sistemi vesaire. Sordular bana, felsefeci öğretmeniymiş, felsefe öğretmeniymiş. Hocam bir şey sorabilir miyiz dedi. Buyurun dedim. Ben bir ders yapacaktım, ben bir soru sormak istiyorum. Bak, bunlarla kalın. Olduğu için naklediyorum. Buyurun dedim. Sen dedi, nurcu musun dedi. Elhamdülillah, en küçük efradındanım. Doğru. Yapabildiğim kadar ama kusurlarım nurculuk değil. Yok dedi, sordum. Soru esas için soracağım. Sor dedim. Nurculuk sana ne getirdi dedi. Şu soruya bak. Nurculuk sana ne getirdi? Ne yaptı sana? Sordu. Belki de 10 saat konuşursun değil mi? 5 saat, 2 saat. Ben şöyle bakıyordum, namazım yoktu da, işte ahirete şüpheliydim de, hırçıldım da, şuydum buydum. Bir sürü şey denilir. Hepiniz haklısınız. Ben şöyle bir şey hatırıma getirdi Allah. Ve öyle yani.
Dedim ki ben Nurcu değilken, yani cemaate böyle gelmezken, üç tane misal verdim. Denize baktım, deniz denizdi. Ağaca baktım, ağaç ağaçtı. Kuşa baktım, kuş kuştu. Nurcu oldum, derslere gittim. Baktım ki deniz deniz değilmiş. Ağaç ağaç değil, kuş kuş değilmiş. Nurcu olunca. Sonra nereye vardın en son? Sonra dedim Nurculuğun enfusi, ruhsal, arka taraf, melekût tarafına merak saldı. Yani işin hakikatine, ruhsal boyutuna baktım. Yani Nurculuk bana verdi. Sonra oraya bakınca baktım ki deniz denizmiş. Ağaç ağaçmış, kuş da kuşmuş. Dedi ki ne değişti dedi, başa geldi. O değişmedi. Ben değiştim. Ben değiştim. Arkadaşlar, değiştireceğiz diye değişiyoruz. Aynı zamanda dönüşüyoruz. Din işlerinde Allah ne dedi sana? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında görüyor. Böyle yaşa. Ben birisine dini anlatacağım, bir şey diyeceğim diye onlar gibi yaşama. Onların belki aklına bir şey verirsin ama o insanı aktif etmiyor. İnsanı aktif eden vicdandır. Vicdan da yaşantıdır. Bak diyor ki, umuru diniyede musamaha ile, o da olur. Musamaha veya teşebbüh ile, yani onlara benzeyerek, onlar gibi olarak medenilere yanaşmayın. Niye? Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Aramızdaki dere pek derindir. Nesi var derinlik? Hemen bununla alakası olan bir yer okuyacağım size. Bir cümle. Yani şöyle diyeyim. Bam tellerine sokma beni böyle. Doğru. Kendisi. Niçin? Kafirlerin Müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Ne yaparsan yap, onun gibi olmadıkça seni sevemezler. Çünkü küfrün iktizası budur. Suyun iktizası nedir? Islatır. Ateşin tabiatı nedir? Yakar. Kafir Müslüman'da nefret eder. Bu kadar. Kafirin iktizası budur. Kafir. Ne yaparsan yap, kafirse seni sevmez. Niçin? Küfrün Müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünkü küfür imana zıttır. Maazak Kur'an kafirleri ve aba ve ecdatlarının idam-ı ebedi ile mahkum etmiştir. Binaenaleyh Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Müslümanlara ne ülfet eder? Bunu söylerken bu kürsüden demiyorum. 10 küsur seneden beri Avrupa'dayım. Yani gidip gelen insanım. Ve bu kürsüden söylerken, bu kürsüden değil, camilerde konuşan insanım. Yani burada konuşmak kolaydır diye bazılarınızın hatırına gelir. Kürsülere çıkan insanım. Yurt dışında konsolosluklarda seminer veren insanım. Düğün salonlarına, cenaze yerlere diyen insanım. Bakın oraları bilmiyor zannetmeyin. En acayip yerlerini de biliyorum. Şeyden Ramazan'da teravih vaazdan sonra Türklerin meyhanesine affedersiniz ama maalesef Türklerin meyhanesine ve kahvesine kapatıyorlar. O akşam hocam tam hazırız, içki içmiyorlar. Orada konuşuyoruz. Gidiyorsun oraya. Gidiyorum kahvesine, hemen kumarlar bırakıyorlar. Allah razı olsun, gene Allah hidayet versin, dinliyorlar. Yani şeyi demek istiyorum, sen oraları bilmiyorsun galiba. Hayır, oraları çok iyi bilen bir insanım. Netice ne? Sen seni yaşa, o kendisini sana benzetecek. Nasibi varsa. Eğer sen onun gibi yaşarsan, onun hedefini yok ediyorsun. O ne yaşayacak? Sen de onun gibi yaşıyorsun. Yani ona bir sevdiririz. Bırak kardeşim ya. Allah ona kendisine sevimli olmadı da ben mi sevimli olacağım? Ahiret onu korkutmadı da ben mi böyle söyleyerek korkutacağım?
Yani suyu niçin söyledim ben değiştim. Suyun başında abdest alırken su bitmez. Derenin başı. Ama Allah Resulü diyor ki derenin başında dahi olsan iktisatlı al. Sen değişmen gerekiyor. Su değişmiyor. Benim ona verdiğim ihtiram, hürmet, değer, anlayış önemli. Bakayım bollukta ne yapacaksın? Fakirlikte iktisat yapmak değildir. Varlıkta yap bakalım. Varlıkta yap bakalım. Ya ben mesela adam yiyeceği yok, oruç tutayım bari. Bir de varlık içinde olamam. İşte demek ki Müslümanlar ile ülfet ve yani Müslümanlara yakınlık, kaynaşma, muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetleriyle karşılaşılamaz. Görmüyor musunuz? Hoca dahi olsa, alim dahi olsa, Müslüman dahi olsa bir menfaat geldi mi, siyasi şey geldi mi hemen dinini kenara koyuyor. İmanını kenara koyuyor. Bakıyorsun kafire de beraber oluyor. Bu nasıl bir iman ben de anlamadım yani. Ben de anlamadım. Öndişe ediyorum, korkmaya başladım. Ben korkmaya başladım. Vallahi korkmaya başladım. Billahi korkmaya başladım. Ben ya negatiflik yok bende pek. Öndişe etmeye başladım. Allah Allah. İmam nasıl bu kadar ucuz olur ya? İmanı kenara koyun. İmanın iktizasına değil, Hasan'ın iktizasına göre hareket ediyor. Şaşırdım. Acayibime gitti. Sonra bir dedi ki bu her şey sizi imtihan olduğu gibi meğer bu olaylar toplumsal bir imtihanmış. Niyet noktasıymış. Bu fiilden daha size Allah açık bir niyet vermez. Benim iddia ettiğime bakmayın ne olur. Konuştuğuma bakma. İşini geliyorsa ben nereye iddia ediyorum, nereye çalışıyorum, eylem nedir? Fiilime bakın. Eğer ben yan puru yin puruysa, dinin iktizasına göre hareket etmiyorsam Allah aşkına beni almayın örnek. Olmayın benimle beraber. Kim olursa olsun. Olma kardeşim. Rehberin çakal olursa burnun bilmem nereden kurtulmaz. Şadi Şiraz öyle diyor. Ben nereye iddia ediyorum? Neye konuştuğumu bırak. Neye yaşadığımı bırak. Neye iddia ediyorum? Ben nereye, benim çalışmam nereye mal oluyor? Orası önemli. Benim yaptığım birinci derecede. İkinci derece o esas o. Kimle berabersin? Neredesin? Nerede olduğunu bilmeyen nereye gideceğini bilemez. Çok toplumsal bir imtihan geçiriyoruz. Yani ondan sonra imanınızı sorgulattırmayın kardeşim. İmanınızdan daha değerli bir şey yok Allah aşkına ya. İmanınızdan daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Onu niye başkasına peşkeş çekeceğim ki? Ben onu elde edene kadar varlığa gelme bedelini verdim. İmanı elde etmek kolay mıydı ya? Peki iman neydi? İçerisinde Allah vardı. Allah'ı koydu kenara, insanları ilah ettik. Sebebi neydi biliyor musun? Çok yoruldum. Çok. O insan zihnen çok yoruldum. Bu insan nasıl insanı ilah edinir? Allah diyor ki birbirinizi ilah edinmeyiniz. Fatih'im çok yoruldum. Bu zihnimi çok yordum. İnsan insanı ilah edinebilir mi? Ama Allah diyor ki birbirinizi ilah edinmeyin. Ya insan insanı ilah edinir mi ya? Senelerce ya. Sonra Allah Allah okuyarak olmadı. Böyle yatıyor, oturuyordum dershanede. Şöyle hani oturuyordum. Cevap şu. İnsanlığını kaybeden. İnsanlığını kaybeden için insanlar ilah olur. İnsan, insan için ilah olamaz. İnsanlığını kaybeden insan ilah olabiliyor. Anladınız mı bu şeyi? İnsanlığını kaybeden, insanlığını bilmeyen, insanlığının kıymetini bilmeyen insanlıktan düşmüş. İnsanlıktan düşen insanlar daha yüksektir. İnsanlığı kaybeden, insanlığını kaybedince insan yüksekte olur. O zaman ilah olmak kolay olur. İnsanlığını kaybedene insanlar ilah olması kolay olur. Bütün dertlerinizin dermanı olan kendinizi tanıyınız. Kendinizi tanıyınız. Bütün dertlerinizin dermanı oradadır. Derman derdin içindedir. Ya. Onlarla muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan medet beklenilemez. Ya belki bize kafir yardım eder. Faydası olur.
Diyor ki onlardan medet beklenilemez. Ancak hasbunallah ve ni'mel vekil diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazımdır. Ben yaşım müsait. Hep toplumsal içinde bulunduğum için ben onlara hakikati anlatırım diye itfaiyecilik yapanlar, onlara ateş şey su götürenler suya muhtaç oldular. Onları kurtaracağım diye yola çıkanlar, Zübeyir abi de öyle diyor. Mesela de hizmet yapacağım, koşturayım diye evradını bırakanlar. Ruhsal çıkıntı yaşıyor. Abi biz hizmetteyiz, risale okuyoruz, bilmem ne yapıyoruz, gene sıkıntı var. Olacak tabii. Evrat okuyor musun? Haftada bir cüz okuyorum. Haftada bir defa yemek yiyor o zaman. Haftada bir cüz okuyacaksın, ruhun tatmin olur bu cemiyette. Bu cemiyette haftada bir cüz yeter mi ya? Nasıl yeter ya? Hizbul Kur'an desem, bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz arkadaşlar Hizbul Kur'an'ı? Niye okumuyoruz onu? Hizbul Kur'an, Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an'ımızdan seçme ayetleri. Miras hukuku, akit hukukuyla değil. Yani ruhsal tedavi, ruhsal güçlendirici ayetleri, bin tane ayetleri toplamış. Bin tane. O bin tane ayetleri cem etmiş bir yere. O bin tane Kur'an'dan seçilen ayetlerin hulasası yapılan kitabın adı Hizbul Kur'an. Kur'an'dan bir hizb. Onu mutlaka okuyun. Üzerinde şöyle yazar başına. Okunduğu zaman diyor, Kur'an'ın en sevaplı ayetleri. Okunduğu zaman hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Hiç vehim ve vesvesi gelmiyor. Bana itimat edin. Sizin için yana konuşmaya şeyim yoktur. Ve sizin için oruç da tutmam. Ama yemin ederim ki şu su, sudan lezzet aldığım gibi onu okurken ben lezzet alıyorum. Vallahi. Teşvik için söylüyorum. Hizbul Kur'an'ı mutlaka. Yani abi of be ya. Sıkıldım. Tabii ki sıkılacaksın. Ben de sıkılacağım. Niye maneviyat eksikliği var? Çöküntüler var. Günahlar bin bir yerden geliyor. Manevi şarj olacaksın. Niye Ahmet Mehmet'in kucağına düşüyorsun? Niye onun burnunu öfürükçülerin, pufürükçülerin eline düşüyorsun kardeşim ya? Namazını kıl. Akabindeki tesbihatı yap. Tesbihatın sonunda peygamberlerin, altı tane peygamberin evradı, zikri var. Tesbihatın sonunda. Ve Eyyube ve Zenun'u ellezi, var ya altı tane. Onları çek. Hizbul Kur'an'dan her gün bir şeyin sayfan olsun. Haftada da git istersen, kimden alırsın, şirketten ortak ol, bir cüz oku. Ama her gün Hizbul Kur'an'dan oku. Hizbul Hakayık-ı Nuriye'den de üç sayfan olsun. Sıkılırsan gel bana. Risale'de her gün 10 dakika, 5-10 dakika sesli oku evde. Haftada dedi bir gün en az derse git, tamam. Hem şoför mahalle, hem 5 kuruş, hem 5 tane köfte. Hem bunları okumayacaksın. Hem de günahlar için olacaksın, hem de huzurlu olacaksın. Vallahi olsa ben de yaparım. Olmaz ya. Yani. Bazıları şöyle yapıyor. Abi, sanki Allah ile pazarlıklı. 3 gün oldu yaptım, hala sıkıntı duruyor. Yani ne modellere rastlıyorum ya Rabbi. Bir güneş uğruna ya Rabbi. Ne güneşler batıyor. İnsanlar batıyor ya. Allah Allah. Şimdi birisi arıyor. 2,5 ay oldu. Abi tekrar geldi. Anladım tabii. Sen dedim okunca gittin. Gitti abi dedi. Niye bıraktın? Allah 19 gün sonra daha buna ihtiyaç yok diye koydum kenara diye. Ulan ben ölünceye kayıt okuyorum. Allah Allah. İnsan bu kadar kendine zalim olur mu? İnan kâne zalimen cehûlâ. Bu kadar cahil ve zalim olur mu kendine? Kendine bu kadar zalim olur mu ya? Acayip bir şey ya. Kardeşler, arkadaşlar, gençler hepiniz %90'ınız gençsiniz. Bunu okuyacaksınız. Biz anne babadan almadıksa biz şimdi derslerden alıyoruz. Hizbul Kur'an'ı okuyacaksınız. Namazı vaktinde kılıp elinize geldiği kadar. Bak bugün denedim. Bak bugün çıktım şimdi. Bir dedim şey yapayım. Namazı kıldım, tesbihatı yolda yaparım. Vallahi tesbihatı ne tadı kaldı ne tuzu. Geri döndüm, gittim camiye, oturdum. Tesbihat adam gibi yap dedim ya. Oh be dedim ya. Bir keyif de verdi. Meğer tesbihat çekiyorum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lan böyle keyif mi olur? Böyle tesbih mi olur? Ya cemini Allah karımı yollayın. Ya, ya.
Ya Rabbi bu yanda ne yazıyor orada ya? Ya Rabbi. Böyle tespih atar. Acayip yemeğe gidiyor ya. Ben yaptım ben, siz değil. Siz yapmazsınız aşağıda. Sonra dedim ona, geç geri, geri dön. Geri dön. Geri döndüm. Oturdum adam gibi. Adam da bakıyor. Bir tanesi vardı. Şimdi namaz kıldın dedi. Dedim bir sürü kazanması var. Ha tamam. Oturdum tesbihatımı da yaptım. Oh be dedim ya. Bunu dedim anlatacağım. Ne? Rüya olsun dedik. Ben zevk aldım bu işten. Siz belki böyle yaparken zevk alabiliyorsunuz ama ben alamadım. Dini yaşa kardeşim. Yaşamak için geldik. Dini burada yaşamasan orada yaşantı yok. Bırak kullarını, Allah'ın kullarını Allah'a bırak. Allah kime nasip edecekse basit bir sebep halk eder. Basit ya. Çünkü kafirlere yanaşmak için onlara benzemeyin. Onlar gibi yaşamayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Onunla bizim aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvassalayı temin edemeyiz. Edemez. Yani dere o kadar uçurum ki. Varlıkla yokluk, imanla küfür, cennet ve cehennem arası kadar mesafe var. Onlarla bizim aramızda. Kardeşim biz dinimizi yaşayacağız. İhtiyacı varsa anlatacağız. Dini anlatmak için dine muhalefet etmeyi nereden yazıyor? Dini anlatacağım diye dine muhalefet ediyorsun. Acayip bir şey ya. Öyle bir şey olur mu? Ben bilmiyorum. Allah Resulü'nün sünnetinde de yok. Ayakları şişiyordu değil mi? Acayip bir şey ya. Yani tebliğ ettiği zaman Resulullah dininden taviz mi veriyordu? Yani dininden şey yapmıyor. Ameli iptal mi ediyordu? Arkadaşlar delikanlıca yaşayacağız. Günah da delikanlıca. Yani ya affet beni işte yaptım ya. Din çerçevesi içinde günah yapmayacağız. Din diye yapmayacağız o işi. Nefsimi aldadım diyeceğim. Din hizmeti demeyeceğiz harama. Harama hizmet deme. Harama hizmet deme. Harama hizmet deme. İtikat gider. Harama haram de günah olur. Harama hizmet dersen iman gider. Haram haramdır kardeşim. Ahmet, Mehmet de yapsa haram haramdır. Kim ben de yaparsam, kim yaparsa yapsın. Haram ben yapayım, ben hizmettir. Hizmet değil kardeşim, hizmettir. Ha, haramı haram diye yaparsam günahkar olurum, sana kimse bir şey demez. Demez yani günahattı işte. Allah affetsin ya, zaafımdan yaptım. Farkı görüyor musunuz? Ondan sonra televizyonlardan, internetlerden dininizi öğrenmeyin Allah aşkına. Sonra horozu kurban diye kesersiniz. Sonra Allah sizin kimle evleneceğinizi bilemez demeye başlarsınız. Adama sormuşlar. Hocam demiş. Allah benim hangi kızla evleneceğimi bilebilir mi? Bilemez. Nerede bilecek dedi. Allah anlayışına bak adam. Profesör ha. Bu adam beni tenkit ediyor videolarında, sitelerinde. Risale-i Nur diyor. Kur'an gibi yapmış. Vallahi bu adam beni takdir etse imanımdan şüphe ederdim zaten. İmanımdan şüphe ederdim ben. Ebu Cehil peygamberi takdir eder miydi? Şuraya bak. Geleceği bilmez diyor Allah. O adam bizi takdir edecek. Tövbe ya. Bana dedi abi senin videonu koymuştun gide diyor. Kim bu? Kim bu adam? Abi böyle böyle diyen adam. Dur itham etmeyeyim. Açın bakayım göreyim öyle dedi mi? Evet delikanlı soruyor. Hocam diyor ben kimle evleneceğimi Allah bilir mi diyor. Yok bilmez dedi ya senin tercihin. O zaman diyor niye teklif getiriyor diyor. Ulan bilmek de sanki dayatmak aynı zannet. İşte bu adam tenkit ediyor. Tabii ki tenkit edecek. Gereği bu. İlan herhalde bal akıtmaz, zehir akıtır. Yani niçin anlatıyorum? Ehli bidayı böyle serişte edeceğim ki tuzağa düşmeyin. Bu gıybetler farzdır. Kitapta diyor. Gıybet farzdır. Oğlum, kızım bak şununla dolaşma şey yapma bu seni bataklığa götürür demek farzdır. Vaciptir diyor Şafii'de vacip farz manasında. Ha? Yoksa tahkir etmek, aşağılamak için değil bu. Tanımlamak, sizin imanınızı ve akaidinizi, amelinize zarar verecek diye dine zarar ver. Ebu Cehil'den bahsetmek gıybet midir? Allah Kur'an'da beddua ediyor. Ebu Leheb'in eli kırılsın diyor. Sen de namazda okuyorsun.
Her namazda diyorum. Ya Rab eli kırılsın diyor. O bunu diyen Allah zaten. Bana diyor ki böyle de. Böyle adamlar da kırılsın da eli yani. Ağzı da kırılsın. Allah geleceği bilmez diyen adamın ağzı kapansın diyesin geliyor. Ağzı bari hidayete nasip olsun diye. Diye dua etmem lazım. Çünkü bize beddua değil, dua etmek yakışır. Allah hidayet nasip etsin. Peki niçin bunu gündemi şey yapıyorum? Hem tanıyalım, hem de dikkat edin internetlerden, televizyonlardan din öğrenmez. 9 tane doğru söylerler, bir tane yanlış. Mekke, 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 dolmuş yapıyorlar. İniyorsun kardeşim, evet beyler son durak, bir iniyorsun bakıyorum Paris. Hani bizim Mekke'ydi? E bizim dolmuş böyle. Mekke, Mekke, Mekke diyor, beyler buyurun iniyorsun aşağıya, Paris. Üstad bak ne diyor, musama ile, teşebbühle, yani onlar gibi gözüküp, onlara yanaşma. Niye? Aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hatlımı basana temin edemezsiniz. Ne yaparsınız peki öyle olursanız? Böyle olursa birisi ne yaparsın? Hiç adın gibi ol, bil yani şöyle olur. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz. Yani onu çekmiş olabilir misin? Olamazsın. Yok öyle bir şey. Ya onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz. Kardeşim dinini yaşa, hayat bu ya. Ben bazı gençlere diyorum, takıl bana hem dinini hem dünyanı yaşa diyorum. Böyle. Harika ya, huzur orada ya. Elhamdülillah ben huzurluyum ya. Tesbihatı, tesbihimi de çektim akşam yatsanız. Tak 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 bitti. Oh, keyif de veriyor ya. Ben sebap diye okumuyorum, kimse duymaz. İnan ha. Ben Kur'an'ı, Allah sebap yazar, inşallah yazar. Ben sebap diye değil. Emredilmiş ya. Ben zevk alıyorum, onun için okuyorum. Keyif alıyorum. Vallahi lezzet alıyorum, billahi keyif lezzet alıyorum. Kur'an'dan keyif alıyorum. Ama sebap yazar yazmaz, onun işi. Ama ben tabii, ilk önce zorlanıyorsun, sonra artık o kadar alışıyorsun ki keyif veriyor, onsuz yapamıyorsun. Yakınındaki arkadaşlar bizi biliyor. Lezzet alıyorum ya, lezzet için okuyorum. Niçin okuyorum? Vallahi rıza ilahi, buna sebep lezzettir. Lezzet, acayip bir şey ya. Nasıl bir şeyse? Deneyin görün. Yan tesiri yok. Reçeteyle satılmıyor. Bir deneyin. Bu adam deli bir adam geldi. İkide bir bunu söylüyor bize de. Bir bak da bir de sen dene yani. Bak bakalım hakikaten böyle lezzeti var mı bu işin? Var vallahi. İlem Eyyül Aziz. Aklın pek garip bir hali vardır. Aklın pek garip yali var. Ne varmış ya bu işin? Öyle bir yedi tuluğa sahiptir ki, bak bak akla bak. Senin aklın ha? Senin aklın benim de. Neymiş? Bir garip bir hali var. Şuraya bak, konuyu değiştirdik. Bazen kainatı ihate etmekle kucağına alıyor. Bazen daire imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Bazen de bir katı suda boğulur. Bir zerre içinde yok olur. Bir kılda kaybolur. Acayip bir şey. Bazen bu akıl, bir hal senin, bir düşünce geliyor, bir psikoloji. Bütün kainatı alıyorsun, doymuyorsun. Toz. Toz toz, bütün kainat. Cennet neymiş ya, doymuyorsun. İsteyene ver onu diyor. Bana seni gerek seni demişti. Yani cennet, arş, kürs adamı doyurmaz, hakikaten kesmez. Ancak Allah değil mi? Bazen böyle oluyorsun, bazen de bir atom mezar oluyor bize. Şu garipliğe bak yani. Burada zaafımızı, güçlü ve zayıf yönlerimizi bilelim ki ona göre adım atalım diye okudum ben bunu, okuyorum. Yani bazen bütün kainatı yutsan tok olmuyorsun. Bazen de bir atom, bir hatıra, bir film, bir tarafkirlik, bir küçük menfaat seni içine alıp gömüyor. Ya. Hangi mağaza, hangi şeyde fena ve kaybolursa bütün varlığı o şeye münasır olduğunu bilir. Gömülüyor mesela telefona. Şimdi gelirken gördüm. Herkesin elinde. Gidiyor. Yani herkes bir alemi girmiş bu paketle. Oturuyor. Parkta. Allah. Niçin anladın? Mağaza hangi şeyde fena ve kaybolursa içine girmiş ha.
İçinde. Diyor kutunun içinde. Burada yok. Varlığını unutmuş. O öyle. Ben de başka bir şeyde. Ya kadında. Ya öfkede. Ya şöhrette. Ya enaniyette. Ya parada. Ne bileyim ya bir arabada. Kaybolup gidiyoruz. İçinde kayboluyoruz. Gömülüyoruz. Bak gömülme mezarlıklara bak. Bir mezarlık okuyayım. Hangi mezarlık bak göreceksiniz. Karacaahmet değil ha bak. Başka bir mezarlık bahsedeceğim. Bak mezarlık mı değil mi? Arkadaşlar ben o arkadaşlara misal verirken iyi yapıyor beni. Kendimi görüyor. O hakikat bende de var. Bir başkası da beni böyle görüyor. Acaba bu kadar tuhaf mı oluyorum ben? Yanlış. Kulak bir komşu koyuyor. Baktım dünya bitmiş. Haram yapmıyor tabii de. Ama insan hakikaten basit bir şeyde nasıl gömülebiliyor? Demek ki biz de öyleyiz ya. Neyse başka gömülmeyin. Bana böyle dedin ha. Adamı kafayı taktı. Hanımı kafayı taktı. Teyzesini, amcasını, dayısını kafayı taktı. Tamam hep o. Ben Karadeniz'den bir misal vereyim. Yoldan geçmeyeceksin şurada. Ona geçse ne olur? Bak şimdi hiç kimse yok. Köyler bomboş. Eskide buradan geçmeyeceksin diye adam vuruyordu. Niye? Her şeyi o. Geçmeyeceksin. Geçse ne olur? Olmaz. Ben ne kadar basit. Ha, bu burada gömüldüğü gibi ötekisi telefonda gömülmüş. Belki geçersin karanlıkta falan başa. Oralara kazıklar diker, dikenler getirir. Şimdi o kazıklar dikenleri ben fotoğrafladım, gördüm. Benim akrabamın yaptığını gördüm. Şimdi ayı bile geçemez. Her taraf diken kaplamış. İnsan yok. Ormanda insan yok. İnsan yok, insan. Ayı bile zor bulunur. Çakal bile geçemez. Dikenler, şeyler, kafurluklar sarmış. Ya oradan insan geçmesi için orada duruyormuş ya. Niye? Oradan geçme. Tooo böyle de. Yani burayı gömüldüğün gibi paraya da şöhrete, kadına, kısa erkeğe seviyorum bitti. Allah kafayı koydu. Tamam. Hayat kat bu. Şimdi benim mezarlıklardan bahsedeyim şimdi bak. Allah Allah. Ya Rabbi. Bak Karacaahmet mezarlık kaç tane var burada? Madem öyledir. Hazar et. Gençler. Sen benim kardeşimsin, sana söylüyorum. 40'ı geçenlere ikinci derecede hitap ediyorum. 40'tan aşağı olanlara. Hasreten size söylüyorum. Diğerleri de ders alsın tabii. Hazar et. Diğerlerini de zorlasan da aram yapamaz. Biz ne yapacağım şimdi bundan sonra? Nasıl yapacağım? Hazar et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma. Bak mezarlık olmasın sana. Bir kelime, bir tane, bir lema, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan bütün latifelerini onda batırma. Bütün kainatı yutan latifelerini, insanlığını bu kadar basit kelime, tane, öpmek, işte ne bileyim bir hakikat, bir şey, bir nimet içine gömülme. Al, cebine koy bak. Cep nerede bakın görüyor musunuz? Sağda mı solda mı? Solda. Bak canlı oldu gelin. Solun kalbin üzerine koymuş. Parayı buraya koysun bak. Buraya temas ettir diye. Onun için para sıcaktır yani. Kalbin üzerinde ya. Araba alacaksın cebine koyacaksın. Tamam mı? Veya anahtarını. Kendisini garaja koyacaksın. Buraya koyacaksın. Gençler dünyayı yutan büyük latifelerini bu şeylerde batırma. Çünkü çok küçük şeyler var. Ya ne olacak canım? Deme. Çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cilde yutar. Şeyden, pikniklerde bir kıvılcım ormanı yok etmiyor. Ne olacak canım bir kirbit ucu değil mi? Bir kirbit ucu bu Sultanbeyli'ni ne yapıyor? O küçük dediğin şey büyüğü yutuyor. Bak bu ezanı duymayan var. Ya şaşıracaksınız biliyor musun? Minarelere su deposu mu diyen bana soran oldu. Su deposu. Türkan Almanya'dan geldiği zaman şu şeyi
Çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Mesela nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızları ile beraber içine gark oluyor. Bir cam parçası ya, küçük cam parçasında koca sema içine girmiyor. Ya. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sayfe-i amalinin ekseri ve sahifi ömrünün alev içine girdiği gibi çok cüz'i küçük şeyler var ki öyle büyük eşya bir cihette yutar, istiyam eder. Kaybolup gidersin. Arkadaşlar ne olur. Çok örneklerini gördüm. Keşke görmeseydim. Basit bir şeyle gömüldü gitti. Takıldı bir tane takıntıya, istepne lastiğine. Ha? Ondan sonra yok seviyorum, yok takıldım, yok bir video, bir dizi. Tamam. Takılıyor bir şeye. Batıp gidiyor. O kadar örnekleri var ki siz de biliyorsunuz. Basit ya. Ama bir de okuyayım. Bu insanın aklı bütün kainatı, arş-ı azamı, lef-i mahfuzu, arşı, kürsü, cenneti, cehennemi, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, dursun. İsrafil, Azrail'i, bütün mevcudatı yutsa Allah aşkına tok olmaz. Yok mu bir şey der? Böyle para. Toz toz bütün şecere. İnsan böyledir. Bütün Allah'ın dışında yaratılan her şey insan için alsa toz gibi olur. Böyle cemül cemdir insan. Camül ezdattır insan. Fakat böyle bir fıtrat gidiyor basit bir şeye gömülüyor. Basit bir hatıraya bir inat, bir kin. Ne cenaze ne? Ne cenaze mi? Allah Allah cezaya bak yani. Bizim memlekette ve sizde de böyledir herhalde. Ne cenaze ne? Ne cenaze mi? Şuraya bak basit bir şey. Niye? Demeseydi. Bir hatıra, bir söz, bir kelime, bir öpmek, bir menfaat. Allah Allah. Şahsiyetler gidiyor ya. En yüksek dairelere müdahale çalışır. Bazen kainatı ihata etmekte kucağına alıyor. Bazen daire imkandan çıkar. İnsan Allah'ın o mülkünü bırakıyor masva Allah'a. En yüksek daireyle müdahale çalışıyor. Vacibül vücuttan konuşuyor. Bazen de bir katı su da bu olur. Bir zerre içinde gark oluyor. Bir kıl kadar bir deri kalmıyor. Bir kıl da kayboluyor. Herkesin dünyasında bir dünya var arkadaşlar. Seni boğan şey işte bu kadar. Sen abi o bildiğin gibi değil falan. Aynı ya. Seninkisi başka, benimkisi başka formatta ya. Senin Karaca Ahmet, benimkisi Kadıköy. Ötekisi Mecidiyeköy mezarlığı ya. Mezarlık. Sultanbeyli'de var değil mi mezarlık? Acayip bir şey. Almaya gideceksiniz kardeşim. Ölmek istemiyorsanız. Mezarlıklar pek yok. Çoğalmaz o. Mezarlıklar gidin 10 senede aynı. Şimdi de gidin aynı. Mezara giren yok. Oraya gideceksiniz. Niye biliyor musunuz? Yakıyorlar. Dünya ve ahirette yanmanın yolu Hristiyanlıktan geçiyor. Mezarlıkta artma yok. Bu kardeşiniz realiteden bahsediyor. Gerçek. Niçin? Yakıyorlar. Gömülme yok ki. Dünya ve ahirette yanmanın yolu Hristiyanlıktan geçiyor. Burada. Peki o yakan, yanan ceset ruh hissediyor mu? Vallahi zerrasına ta kadar Gazali diyor ki hisseder. Lüzum yokken otopsi yaptırmayın ölünüze. Hissediyor. Niye? Dinimiz o kadar hürmet ediyor ki diriye basamadığın gibi mezarlığın üzerine basmak tahrimen mekruhtur. Ölünün hukuku dirinin hukuku gibidir. Bahsedi de öyledir. Öyle değil mi? Dinimiz böyledir. Gitti nereye giderse gitsin ya bilmem dibe kadar gitti. Değil. Onun üzerine basamazsın ben yatıyorum bana da basamazsın. Vasiyeti onun mülküne de tecavüz edemezsin. Varisleri var. Ölünün hukuku dirinin hukuku kadar değerlidir dinimizde. Ama ne yapıyor? Bak, basit basit sebeplerle otopsi yapıyorsun. Niye kestiriyorsun kardeşim babanı? Hissediyor. Bak dünya ve ahirette yanmanın yolu. Allah ben gittim belediyede müsaade istedim. O hoca olduğum için kabul ettiler Diyanet'in hocası. Böyle belirli yere kadar mı? Hakikaten çırp çıplak koydular. Öyle bir nikelajcı. Söylemekte de ayıp bir yerde. Acayip insan. Ben yaşadı gördüğüm için söylüyorum. Yani böyle bir tuhaf ama yarabbim yarasın Allah. Öyle kutuya koydular. Aa giriyorlar. Kaç tane? 5-6 tane giriyor. Ondan sonra böyle gidiyor. Kapattılar.
buraya kadar diyor. Ya bakayım nasıl pişiriyor diyor, nasıl oluyor falan. Ondan sonra yani istemedim de bekledim. Yalan olmasın. 17 dakika mı 22 dakika adama geldiler. Buyur annen. Bir camın içinde toz. Annem bu. Annesine bak Allah Allah. Sonra eskide ben 5-6-10 sene önce dağlara çıkarlardı. En mukaddes yere layık. Yerde ne işi var? Hava dağa çıkarlardı, hop bırakırlardı. Annem uçtu. Ben uçtu. Şimdi öyle yapmıyorlar. En dibe şimdi. Denize serpiyorlar. Yeni öğrendim. Denize. Denize serpiyorlar. Ben realitede mal seviyorum kardeş. Orada görevliyim. Allah Allah. Ya Rab ne olur ya. Şu İslamiyet nimetini elimizden alma ya Rabbi. Allah'ın hatırına ya Rabbi. Muhammed'in hatırına ya Rabbi. Sana iman edenlerinin, imanlarının senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına ya Rabbi. Verdiği nimet elimizden alma Allah'ım. Ne acayip bir şey ya. Nereden hatırına geldi o kan kanafatlar falan. O şeyleri. O kutu ya. Acayip bir şey ya. Bir görseniz onu. Ulan iyi ki Müslümanım ya. Beni yıkıyorlar. Affedersin deliklerimi de kapatıyorlar. Abdestimi de alıyorlar. Bir düşür müşür diye kefenliyorlar. Tamam kıyıyorlar. Dualarla oh oh elhamdülillah ya. Bir de şehit oldunuz mu hiçbir şey de anlamıyorsun. Belki bazı bulanız burada ölmüştür de haberi yok. Geçen hafta. Çünkü niye? Dersteyken, abdestteyken, namazdayken şehit olan öldüğünü bilmez. Cenaze mi bilmez? Ölen cenazesi nereden gidecek? Cenaze namazına, kendi cenaze namazına kılan var mı? Sen dersteyken vefat ettin. Bak şimdi bir taneniz. Sevdiğiniz birisi kapıda bir şöyle yapsa. Şimdi kalktın değil mi? Gittin. Meğer çağıran senin baban simasında gözüken azaymış. Sen oradan kalktın, o ceset orada düştü. Ondan sonra öldüğünü bilmiyorsun. Neyle bitirdin? Dersteydin. Kıyamete kadar derste olacaksın. Anlamayacaksın, öldüğünü bilmeyeceksin. Ubeyd isminde bir talebesi yok muydu ustadım? Vefat etti, vefat ettiğini bilmiyor. Ustadım vefat ettiğini zannedip ağlıyormuş. Şehit olan ustadın şehitliğini ağlıyormuş. Geçen hafta aranızda birkaç kişi ölmüştü. Cenazesini kıldık. Bu burada olduğu için zannediyor ki ben hala hayattayım. Bir iki kişi ölmüş. Sen diri olduğunu nereden biliyorsun? Herkes sorsun kendisine. Kimse ölmedi yakında. Kimse ölmedi yakında. Nereden biliyorsun? Cenaze namazı okumadık. Demek ki sen. Cenaze namazını kılamazdın ki kendi namazını. Zaten şüpheleniyordum sende. Arkadaşa sormuş ama arkadaşlar. Yani şakası bir tarafta kesinlikle öldüğünü bilmez. Bunlar hep canlı bilir. Hep aynı bilir. Çünkü alem misalda hakikati burada ile beraberdir. Ne yaparsa yapsın. Böyle vursa vücudunu hisseder. Şaka demiyorum ciddi söylüyorum. Öldüğünü bilmez şehit. Nerede kaldı devam eder. Belki ölmüşsünüz. O abi olur mu vesvese yapar. Keşke ölü olsak. Öldüğümüz haberlerimiz olursa. Tamam. Ne güzel şehitlik ya. Ama şaka bir tarafa öldüğünüzü belki de bilmiyorsunuz. Mubala diyemiyorum. Aynı hüküm bu. Şehit öldüğünü bilmez. Öldüğünü bilmezse mesela geçmişini hatırlıyor. Ölü işte. Geçmişini de hatırlar. Diridir diyor Allah Kur'an'ında. Ölüye diri ölü demeyiniz. Biraz önce evden geldiğini mesela hatırlıyor. İşte hepsini aynı yaşarsın. Aynı yaşarsın. Ama evdekilerin haberi yok. Sen aynı dünyada yaşa. Onlar hepsi var. Senin dünyada ne vardı hepsi var. Aynı yaşıyorsun. Hiçbir değişiklik yok. Konuşuyorsun. Aynı konuşur. Tuvalete de gidersin, yemek de yersin. Hiç hayatında bir farklılık yok. Bak yerin altında kazı yapıyormuş. Ustadı buraya saklayacağım diye. Ubeyd isminde. Yerin altında kendisini valseni yapmış. Ruslar gitsin çıkacağım diye. Hala çıkıyor bekliyor. Başka ustadan risade vereyim. Kadını bir tanesi namaz kılmış. Tesbih çekerken tesbih kopmuş. İp diziyormuş. Ustad bakmış gülmüş. Kıyamete kadar hala ip dizecek. Kıyamet kopmuş. Allah Allah bu bitti. Tesbih bitiremedim kıyamet koptu ya. Öldüğünü bilmiyor. Hala evet bastığı zaman. Mesela naib ilimle okuyan o kadar var ki. Seni ölmediğin nereden biliyorsun?
ailesi. Hepsi diyorum aynı kurulgu, sistem kurulmuş, hiç değişmez senin dünyada. Ama yok o demek. O ailesi seni bilmez. Ha ailesi öldü. Ama senin o ailenin bildiğini bilmiyorsun. Sanki bir hafta, şimdi diyelim ki dün öldü. Bir hafta önceki ailenle münasebeti nasıl? Aynı o şekilde senin dünyan devam ediyor. Hocam ölmüş birini araba çarparsa ne olacak? Araba ölmüş birisini araba nasıl çarpar? O araba zaten çarpmaz ki. Yok hocam normal hayat ya şimdi. Diyelim arabayla karşına karşıya. Ha şehit olmak için. Heh. Eğer sen abdest değildinse şehitsin. Araba çarptığını da bilmez. Müslümana şu özellik vermiş Allah bak. Sakın böyle şey yapmayın da. Vefat etmeden önce kan tam kaza yaptı. Tamam ölecek değil mi? Allah vücudunda ruh varken Allah Müslümanın cesedini parçalattırmıyor. Tam parçalanacak ruhunu alıyor. Hayatlı ceset, ruhsuz hayatlı ceset parçalanıyor. Müslüman hissetmiyor. Ağaçtan düşerken düştüğünüzü hatırlar mısınız? Hatta ne diyor? Ben bir araba gördüm. İki ay sonra hastanede gözünü açtı. Ne o süreci hatırlıyor mu? Yok. Müslüman daha bundan iyi olacak. Ya benim sorduğum soru hocam, benim şehit. Şehit. Şehit değil, ölü değil. Değil. Dolaşabiliyor, gezebiliyor. Tabii tabii. Şehit dolaşırken araba çarpıyor. Niye bense? Bana dedi ki, İsa Aleyhisselam gelecek de peki dedi, nüfus kağıdını kim verecek ona? Sor abim sor. Onda münasebet kurallar yani peki nasıl oluyor? Arkadaşım. O gitti. Bizim dünyamızda sen yoksun. Ama senin dünyanda hiçbir değil. Aynı yaşıyorsun. Geliyorsun bana, ben ol. Benim alemi manada aktörümüz. Benimle konuşuyorsun. Benim derse geldim bak cumartesi, salı günü. Yine geleceksin. Aynı buradan geçen hafta çıktın sana ne yaptın? Şimdi de aynı iş yapıyor. Hiçbir değişikliğin yok. Yani anlamaya dair hiçbir alamet yok. Sultanbeyli aynı Sultanbeyli. Peki onlar görüyor mu seni? Kimler? Ailesi görüyor mu onu? Bunu tam nasıl anlayacaksın biliyor musun? Rüya gibi hocam. Şehit olunca diyeceksin. Abi bir şey soracağım. Şimdi diyorsunuz ya bir kişiyi yakıyor. Yaktığında bu kadar kör çıkıyor. O insan kocaman ama mesela baktığında 60-70 kilogram ağırlığını vesaire. İnsanın %76'sı neydi? Su. Abi o su nereye gidiyor peki? Bu araçı. Peki o insanın o kadar şeysi, ham maddesi ne o kadar olmasının sebebi? Ya şimdi adamlar şeyini incelemişler. Yani madde değeri nedir şu cesedin? Bir kümesi boyabilecek kadar şey var. Kireç. 7 tane çivi yapabilecek kadar beşlik çivi demir. Yani hesaplamışlar. 1900 benim o zaman 1985'te bu hesap elime geçmişti. 56 lira tutuyordu insanın maddi değeri. Şu kadar çivi, şu kadar 37 tane mi ne, 30-40 tane bile değildi. Kibritin başı kadar kükürt çıkıyor. Yani maddi hiçbir değeri yok kardeşim. Hatta affedersin insanın idrarı ve pisliği ağacın altına koymak da caiz değil. Çünkü asitliktir, zarar verir. Sığırın gübresi bile yarıyor, bizim tuvaletimiz bile bir işe yaramıyor. İnsan kadar pis kokan bir şey de yok. En âli en şeydir. Kötü koku. İnsanın imanından başka hiçbir değeri yok. Hiç ama. Leş mi leş? Zalimliği leş, alçaklığı leş. Her şey dibinin dibi yani. Dipsiz dip insan. Fakat bir iman girdi mi, üstündeki yazılar, bir iman girdi mi kardeşim, o Allah'ın muhatabı oluyor. Ya acayip bir değer alıyor. Bütün masrafı Allah'tan çıkıyor. Bütün mevcudat benimdir. Hatta basit arkaya koyuyor işte. Onu okuyorum. Mağaza hangi şeyde fena ve kaybolursa bütün varlığıyla o şeyin münasır olduğunu bilir. Ya bir sığıra gelip de anlatamazsın yani. Gel kardeşim gel otur bir ders dinle ya. Panik atağı da yok sığırın. Ulan sıkıldım ya. Ah ulan ah. Geçen hafta başka ahırdaydım. Şimdi ne biçim ahırdayım? Demiyor yani. Öyle bir problem yok yani. Sen öyle misin? Acayip bir şey ya. Bazıları şimdi hesap ediyor, ondan sonra ne zaman ders bitecek falan. Ötekisi ya, ona telefon kapalı, ötekisi ya, ona dizi gidiyor, maç gidiyor. Yani sığırın bir şey yok. Hakikaten acayip bir şey ya. Bu dünyada, bu dünya için yaşamak, eğer yaşamak isteniyorsa hayvan olmak lazım. Ama hayvanlık elimize geçmiyor. Ne, aklını nasıl çıkaracaksın? Dünya için yaşamak isteyen hayvan olması lazım. Çünkü derdi yok. Niye yok? Geçmiş yok, geleceği yok. Ona ne güzel bir hayat ama dünya için. Geçmiş ve gelecek yok. Leylim leylim. Ön tarafı ne var? Ve ayakkabı derdi yok. Kısır. Gözlük derdi yok. Geçim derdi yok.
Serçe 50 defa da günde de çiftleşirmiş. Yani böyle hakikaten hayvan ya. Yani. Her şey bir tuhaf ya. Ama hepsi bizim aksesuarımız. Dünyayı süslemiş. Vallahi dünyayı süslemiş. Bir tanesini kaldırırsan dünya tadı olmaz ya. Bana bir tane şey gösterdi. Dünya ispat. En güzel manzaralar diye. Vallahi öyle vadiler var mı ya? Sırf cennet olsa orası yeter ya. Ya ne biçim yerleri Allah yaratmış. Güneşten kopmuş şu dünya parçasına. Hakikaten Allah ne güzeldir ya. Bu kadar güzelleri ya. Allah ile gurur duyuyoruz ya. Değil mi ya? Vallahi Allah ile gurur duyuyorum ya. Ya Rabbi ya. Seninle iftihar ediyorum ya. Rabbim olduğundan. Allah ne güzel bir şey ya. Ne kadar zevkli bir şey. Oh şükürler olsun ya. Hak ve hangi bir noktaya girse bütün alem beraberinde götürmek istediğidir. Nereye girerse sanki orada fena oluyor ya. O zaman ne çıkıyor bu dersten? Ya kardeşim oturduğun yere bak. Gittiğin yere bak. Okuduğun kitaba bak. Muhatap olduğun internet, televizyonlara bak. Onlardan sana sirayet ediyor. Sen onun içine giriyorsun. Unutmayın. Suya girdin. Buraya parmağımı soktum. İslamlaması mümkün mü? Arkadaşlar hayatımıza gözden, burundan, kulaktan, dilden, elden, nereden girerse girsin. İçeriye giren hepsi hayatlanıyor. Unutmayın. Hepsi hayatlanıyor ve ruhlanıyor. Bak mesela cansız değil mi bak. Saç olacak, tırnak olacak, göz olacak değil mi? Hayatlanmayacak. Su hayatlanacak da bu dersler hayatlanmayacak. Seyrettiğiniz filmler hepsi canlı ve ruhludur içeride. Bizim şeytanımızı biz oluşturuyoruz. Bugün bana Kur'an okurken bir şey getirdi video. Benim seydi, daha önce seyrettim. Ulan dedim ya vallahi sana ben bunu devlete desem ki bu arşivi bana bulmaz. Ulan şeytan nereden getirdin lan sen bunu? Ondan sonra ha sen böyle adamsın. He. Bak hemen ümitsizlik yok. Ne yaptın biliyor musun? Siz de öyle yapın. Ha ben bu günahı unutmuştum dedim ya. İyi ki getirdin. Adam durduk olan bundan da mı fayda çıkartacaksın? Dedim ki ben bunun üzerine tövbe etmemiştim. Ya Rabbi bu şeytanın bu getirdiği videoyu tövbe ediyorum. Zatın hürmetine ya Rabbi. Allah'ın hürmetine, Kur'an hürmetine. Bu benim videomu sil ya Rabbi. Şeytan dedi ona nereden getirdin ya? İnan. Acayip bir şey ya. Günah getirdi ya Rabbi. Ha, bunu unutmuştum ya. Bu günaha tövbe ediyorum. Vesvese yapmayın. Vesvese varlığın ta kendisidir. Abdestinden vesvese edenin abdestin en büyük delili vesvesedir. Abdestiniz olmasa abdeste vesvese olmaz. Hayda. Gördünüz mü? Acaba abdestin var mı diyene müjdeler olsun. Kaliteli bir abdestin var. Eğer abdestin olmasaydı sana şeytan öyle demezdi. Abdestin varlığına delil acaba var mıdır demektir. Hem de kesin. En kaliteli. Ha? Gelmiyorsa ya abdestin yoktu ya da kesin biliyorsun. Ya kesin ben şu anda abdest hakkında vesvesem gelmiyor çünkü abdestliyim. Eğer hakikaten abdesti hatırlamıyorsam, abdest olduğumu hatırlamıyorum. Vesvese de yoksa abdestim yok. Çünkü şeytanın işi varı sana şüphelendirmektir. Yokken sana acaba abdestin var mı? Gidip abdest alacak, abdestin namaz kılacak. Abdestin yoksa sana abdestin yok demez. Tamam var der ya. Şüphe etmiyor ne var? Ha, abdesti olana abdestin yok diye şüphe verir. Sana o zaman kolay şey şeytan. Tabii şeytanın işi şifreyi çözeceksin. Şeytan lazım bize. O kadar lazım ki arkadaş. Şeytan kaldırırsan insanlığın yok olur. Şeytanın şifresini çözdün. O kadar güzel oluyor ki. Tamam hocam her şey şeytanın üzerine yüklüyor. He doğru. Bir sürü şeyler de var diyor bizde. Kendi yüzümüzdeki şeytan. Bir sürü var. Nefse emare de var diyor. He. Ama şeytanın şifresini çözdüğümü o kadar kolay. Bizimkisi var ya şuradaki o dediğin. Nefse emare de şeytanın yaveri. O da onun uşağı oradan ders alıyor. Şeytanın gene bir insafı var. Gidip geliyor insafsız insaf. Gidip geliyor. Ama bu adam hiç ayrılmıyor bizden. Nefse emare hiç ayrılmıyor. Çok da tuhaftır. Peki. Burada kesiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimiz olsun. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler eylesin. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah,
Ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istiyorsa biz de istiyoruz ya Rabbi, nasip eyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahım en ilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.